Perspektiften herkese selamlar. 1 Eylül 2023 Cuma bugün bir başka gündem yayınıyla karşınızdayız. Bu haftaki yayında Suriye'nin doğusunda özellikle aşiretlerin ayaklanmasını değerlendirmeye çalışacağız. Bölgeyi takip edenler bilecektir. Özellikle Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzilerin Esed rejimine karşı ayaklanmasının ardından Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor bölgesinde ve son olarak bugünlerde de Kuzey Suriye'deki Münbiç bölgesinde Arap aşiretlerin ayaklandığına dair haberler gelmeye başladı. Biz bu konuları değerlendireceğiz. Kısa kısa Arap aşiretler orada kime karşı savaşıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar ve bundan sonra ne olabilir? Evet, istiyorsan hemen çatışmaların nasıl başladığından kısaca bir değerlendirme yapalım. Tabii. Görünürde çatışmaların başlama sebebi yani tetikleyici unsuru şu: YPG'nin biliyorsunuz Arap aşiretlerle olan bir gerilimi vardı uzun süredir. Bu gerilim son olarak YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG içerisindeki Arap aşiretlerine yönelik bir operasyonla, bir tutuklama hamlesiyle doruğa çıktı. Burada SDG bünyesindeki Arap aşiretlerin oluşturduğu Deir ez-Zor Askeri Meclisi vardı. Bunun liderinin görevden alınması ve tutuklanması söz konusu oldu. Ardından ilk olarak bu ismin Raşit Ebu Havle olarak geçiyor. Çeşitli künyelerle de anılıyor. Bunun aşireti ardından diğer Arap aşiretleri sokaklara dökülerek, meydanlara çıkarak YPG'yi yani, bölgelerinden çıkarmaya başladı. Yani Arapların, YPG içerisinde bulunan Arapların bir ayaklanması diyebiliriz buna aslına bakılırsa. Ama bu gözaltılar nedeniyle mi oldu yoksa bunun altında başka dinamikler mi yatıyor? İşte bunun cevabını aslında tam olarak bugün veremiyoruz. Ama bugün bildiğimiz kadarıyla en azından Deir ez-Zor bölgesinde ve son günlerde, özellikle dünden itibaren Münbiç biliyorsun YPG'nin kontrolündeki Fırat'ın batısındaki önemli bir bölge. Buraya kadar çatışmalar ulaşmış görünüyor. YPG'ye karşı oradan YPG'yi belli bölgelerden en azından Münbiç kentinden çıkarmaları şu an için pek mümkün görünmüyor ama oralara kadar çatışmaların sıçradığını görüyorum. Esasen yani çatışmaların biliyorsun altında yatan böyle temel sebep uzun süredir bölgede Arap aşiretlerle YPG arasında bir gerilim vardı. Bunun da sebebi biraz etnik ve siyasi farklara dönüyor. YPG çok geniş bir bölgeyi kontrol ediyor. Bu bölgeler arasında da işte daha çok Kürtlerin yaşadığı Haseke'nin dışında tamamı Araplardan oluşan Deir ez-Zor da var. Rakka da var. Bu da açıkçası YPG ile Araplar arasında uzun süredir gerilime sebep oluyordu ki burada aslında bu hani SDG'nin kurulma sebebi de biraz aslında şuydu. Yani işte ABD'nin bölgede YPG değil aslında bir aktör. İşte burada Arapların, Kürtlerin, diğer grupların da içerisinde olduğu bir örgüt var, bir SDG var demek için kurduğu işi de Rusya'ya, İran'a karşı bir kalkan olarak kurdu. Bazılarının özellikle medyanın paravan olarak nitelediği ki aslında bu amaçla kuruldu bu örgüt. Bir örgüt vardı ve bu dediğim gibi genel olarak bu etnik hatlara dayanıyor. Etnik haritayı da paylaşmıştık aslında bir süre önce. Buna da arkadaşlar bakabilirler. Açıklama kısmına da ekleriz onu. Ya tabii ki bir de şöyle bir şey var. Yani insanların aklına neden şey de gelebilir? Neden YPG Arap aşiretlerle savaşıyor diye? Bu Arap aşiretler, Arap silahlı güçler YPG bünyesinin altında var. YPG yani SDG'nin altında var. Ancak biz oradaki etnik, senin de bahsettiğin gibi etnik varlığa baktığımız zaman orada Suriye'nin Deir ez-Zor bölgesinde özellikle Sünni Arapların, Arap aşiretlerin biz yoğun olarak yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki bu ayaklanma, aşiretlerin YPG'ye karşı özellikle Deir ez-Zor bölgesinde ayaklanması nasıl bir sonuca varacağını bilmiyorum şu anda ama baktığın zaman biraz daha oradaki Sünni aşiretlerin oranın yerlisi olmaları nedeniyle 1-0 önde başladıklarını bize gösteriyor aslına bakılırsa. Birçok bölgeyi orada küçük kasabaları, Deir ez-Zor kent merkezi haricinde kasabaları ele geçirdiklerine dair şeyler var. Görüntüler geliyor. Bu haritalar yayınlanıyor ve bunlar netleşmemiş olsa da burada akla şey geliyor hemen tabii ki. Bu Arap aşiretler kendi başlarına mı ayaklandılar? Yani bir anda işte liderlerinin gözaltına alınmasıyla, YPG tarafından gözaltına alınmasıyla birlikte bu mu buna neden oldu? Aslında biraz buna da bakmak gerekiyor. Burada mesela Amerika'nın nasıl bir tavır aldığına bakmak gerekiyor. Rusya'nın nasıl bir tavır aldığına bakmak gerekiyor. Şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla Amerika, Arap aşiretlerin özellikle Suriye'nin doğusundaki ayaklanmalarını, Münbiç'i saymıyorum, Suriye'nin doğusundaki ayaklanmalarına karşı böyle bir açıklama yayınlamış değil. Tabii çok böyle üst perdeden bir açıklama yapmadı. İşte biraz iki tarafı da sükunete davet eden, çatışmaların son bulması çağrısı yapan küçük çaplı açıklamalar vardı ama o kadar da büyümedi açıklamalar.
Ya bir de burada Arap aşiretlerin bence genel olarak aşiretlerin özellikle yapısını da anlamak lazım. Yani devrim ilk başladığı zaman 2011'de biliyorsun bu aşiretlerin çok ciddi bir kısmı Sed rejimine karşı muhaliflerin tarafında yer almıştı. İşte evet. IŞİD bölgeye hakim olduğunda IŞİD'in tarafında yer alanlar oldu. Evet. IŞİD'le ters düştüklerinde işte mecburen YPG ile hareket edenler oldu. Hani burada aslında şunu da biraz görmek lazım. Yani aşiretlerin çok fazla uzun vadeli olarak kendi kendilerine hareket etmediğini. Yani bu sırf şimdi tabii değil. Bundan 100 sene önce de böyleydi. Evet. Osmanlı zamanında da böyleydi. Evet, yayından önce de konuşuyorduk yani aşiretlerin biz de yani aynı şeydi. Ben de aynı görüşteyim. Yani kendi başlarına başlattıkları bir şey olması pek mümkün görünmüyor şu anda. Bu yani ben birisi destekliyor arkasında şöyle bir şu an böyle bir şey de demiyorum ama bir yerden bir sinyal almaları, bir işaret almış olmaları ihtimal dahilinde. Burada şunu da belirtmek lazım. Deirizor bölgesinde aşiretlerin bu çatışmalar başlayınca YPG'nin birçok bölgeden de çekildiği açıklandı. Tamam. Biliyorsun yani yalnız bunların birçoğu belki de teyit edilmemiş. Yani sahadan teyit edilmemiş bilgiler. Tabii süreç çok yeni olduğu için yani birçok bilgi geçiyor. İşte Memiç bölgesinde vesaire de olaylara dair birçok bilgi geçiyor. Çatışmalar devam ediyor. Şu ara sivillerin de olduğu birçok çok sayıda bir ölü bildiriliyor. Bununla beraber bu çatışmalar devam ederken Suriye'nin doğusunda kuzeyde de Münbiç'te Rus savaş uçakları sivil yerleşimleri bombaladı. Orada da en son haberlere göre işte 5'i çocuk olmak üzere 6 sivilin en az 6 sivilin öldüğü ifade edildi. Tam bu işte doğudaki çatışmalar devam ederken Deirizor'daki kuzeyde de Rusya'nın orayı bombalaması daha böyle bir değişik. Tamam. Aslında şunu da vurgulamakta fayda var. Çatışmalar iki ana hat üzerinden cereyan ediyor. Yani biri Deirizor. Deirizor'da Fırat Nehri biliyorsun Esed rejimi kontrolündeki bölgelerle YPG kontrolündeki bölgeleri ikiye ayırıyordu. Evet. Burada hemen Fırat Nehri'nin doğusundaki yerleşim yerlerinde cereyan ediyor asıl çatışma. Çatışmaların ikinci ekseni Münbiç. Yani burada özellikle ciddi bir kısmı Deirizor bölgesinden YPG tarafından tehcir edilen ve Fırat Kalkanı bölgesine Afrin'e vesaire yerleşen Arap aşiretlerin burada Deirizor'da yaşananları takiben bir harekat başlattığını gördük. Yani Memiç'teki çatışmalar bu şekilde ama asıl çatışmaların ana eksenini Deirizor teşkil ediyor ki Deirizor'da da yayından önce hatırlıyorsun haritalara bakmıştık. Yani çok ciddi bir yerleşim bölgesini ele geçirdiği ifade ediliyor aşiretlerin. Yani ne kadar uzun vadeli olacak bilinmez ama. Evet evet burada dediğim gibi yani Amerika Birleşik Devletleri yani daha doğrusu Suriye'deki taraflar hiçbir zaman hani amiyane tabirle şey var ya kimse bütün yumurtaları tek bir sepete koymuyor. Yani Suriye'de gerçekten böyle yani Amerika Birleşik Devletleri sadece orada YPG'yi destekliyormuş gibi bir algı oluşmamalı bence. O çıkarlarına göre nasıl bir tavır alması gerekiyorsa o şekilde hareket ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Ki bence şu anda aşiretlerin aldığı pozisyona da biraz yakın duruyor gibi geliyor bana. Çünkü baktığın zaman yani burada Türkiye'nin de belki politikası etkin olabilir. Türkiye biliyorsun yani Suriye'nin kuzeyinde YPG varlığına hiçbir türlü izin vermeyeceğini ifade ediyor. Hatta onlara yenilik operasyonlar sürekli olarak gündeme geliyor ama bir türlü yapılamamıştı o operasyonlar. Bunun da bir neticesi olarak bence oradaki Arap aşiretlerin hareketlendirilmiş olması, bu fitilin ateşlenmiş olması bu da etkin olabilir. Türkiye mi bunun arkasında var? Hani böyle bir şey de geldi. Bu çok zayıf bir ihtimal olarak görüyorum ben bunu. Deirizor'dakiler için söylüyorum. Evet. Münbiç'tekilere hani bir ihtimal diyebiliriz yani. Orada Türkiye'nin çünkü sahada Türkiye'nin gerek askeri gerek istihbari olarak gayet etkin olduğunu biliyoruz. Ve baktığın zaman Münbiç tarafına yani Kuzey Suriye'de Türkiye'nin bu ayaklanmaya Arap aşiretlerini destekleyebilecek vasıtalara sahip olduğunu biliyoruz en azından. Ama doğuya gittiğimizde Deirizor'da Türkiye'nin bu etkinliğe sahip olması bence pek mümkün değil yani. En azından ben bilmiyorum. Ben de açıkçası böyle düşünüyorum. Ya burada senin dediğine ek şöyle bir şey söylemek lazım bence. Yani burada YPG'nin yani ABD'nin YPG'ye olan desteği böyle yani YPG'nin kara kaşı kara gözü yüzünden ABD'ye de çok fazla nasıl diyeyim oradaki YPG'nin tırnak içerisinde mücadelesini çok fazla siyaseten desteklediğinden değil. Kendi çıkarları için böyle bir şey içine girdi ve burada ABD'nin bence YPG kontrolündeki bölgelere olan desteğini iki ana eksen üzerinden okumak lazım. Bir Türkiye sınırındaki bölgeler daha çok Kürt nüfusun yaşadığı bir de Deirizor gibi çöllük Arap bölgeleri. Yani burada Deirizor bölgesinde ABD'nin illaki YPG'yi desteklemeye devam etme gibi bir stratejisi olmak zorunda değil. Daha iyi bir alternatif olduğu durumda taraf değiştirmesi muhtemel ki Arap aşiretler bölgede YPG'den çok daha uzun vadeli müttefik olabilme potansiyeli taşıyor.
Bölge Arap çünkü. Diyorsan videoyu yavaş yavaş da sona doğru gelelim, bir sonuca bağlayalım. Yani esasen iki ihtimalden söz ediyoruz. Yani çatışmaların büyümesi veyahut da taraflardan birisinin güçlenerek, aşiretler güçlenerek burada YPG ile masaya oturulması ve bir uzlaşıya varılması. Aslına bakılırsan iki sonuçtan birisi bizi bekliyor. Yani bir, ama şöyle bir şey var. Çatışmalar da büyüyebilir. Taraflar uzlaşıya da varır, masaya da oturabilirler ama Arap aşiretler hiçbir şey almadan masadan da kalkabilirler. Yani bu da ihtimal dahilinde. Ama ben Arap aşiretlerin aslına bakılırsa, eğer ki bölgede gerçekten kendileri inisiyatif alırlarsa, ben kozlarının güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani o, en azından Deri Zor için söylüyorum bunu, yani Suriye'nin doğusunda. Tamam. Ya burada bence şunu da biraz hesaba katmak lazım. Genel olarak söyledim. Yine yayından önce konuşmuştuk. Suriye'de son zamanlarda işte artan protesto gösterileri var. ABD'nin Suriye-Irak sınırındaki son faaliyetleri var, sınırı kapatması. Ve yani şu hep dikkatlerden kaçıyor Suriye değerlendirilirken. ABD'nin Suriye-Irak sınırında Temp'te bir askeri üssü var. Ve çok, yani neredeyse 10 senedir burada asker bulunduruyor. Biz, evet. Suriyeli Mehavire Savura diye bir grupla birlikte hareket ediyor. Yani Suriye'nin doğusuna ilişkin Amerikan planları sadece dediğin gibi YPG ile, evet, sınırlı değil. Ve Arap aşiretler üzerinden bir strateji geliştiriyor olması da çok muhtemel. Doğru. Yani eğer çatışmaların seyri buna giderse burada çok daha farklı şeylerden söz etmek mümkün olur. Yani Suriye'de rejimin devrilme ihtimalleri bitti dediğimiz bir vasatta, evet, meselenin tekrar değişmesi de söz konusu ama süreç şu an çok erken. Bence biraz, evet, beklemek lazım gelişmeleri. Sadece Amerika Birleşik Devletleri Suriye sahasında YPG'yi destekliyor gibi Türk medyasının bugün pompaladığı algı aslında yanlış. Sadece YPG'yi desteklemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri bugün YPG'yi destekler, yarın başka bir grubu destekler, öbür gün başka muhalif grubu destekler. Bu ihtimaller var. Dediğim gibi bütün yumurtaları aynı sepete koymaz akıllı bir ülke. Özellikle Suriye sahasında Amerika Birleşik Devletleri de bu şekilde hareket ediyor. Tamam. O zaman ben şöyle bir sonuca bağlayayım. Yani şu anda çok sıcak bir konu. Yani çatışmaların takip edilmesi gerekiyor. Halen çatışmalar devam ediyor ve sürekli olarak şu bölgeyle geçirdi, bu bölgeden YPG çekildi, bu bölge Arap aşiretlerinin kontrolüne geçti falan gibi hala haberler geliyor. Ancak kesin bir şey diyebilmek için arkasında kimin olduğunu, aşiretleri en azından kimin desteklediğini, çünkü orada ciddi bir silah desteğine ihtiyaçları var, tam olarak görebilmek için bana kalacak olursa biraz daha beklemek gerekiyor. Yani olayların ilk bu sıcaklığını biraz daha kaybetmesi gerekiyor bence. Hiçbir şey de çıkmayabilir meselenin, evet, sonunda. Yani birçok gördüğümüz şey gibi, şimdi sosyal medyada şu çok fazla var biliyorsun, işte bir çatışma hesapları vesaire çok arttı ya, etkileşim alınması için sürekli şu oldu bu oldu, çok büyüdü mesela. Ama bir bakıyorsun yani birkaç gün sonra birbirini öldürecek kanlı bıçaklı dediğin adamlar yan yana oturmuş. Evet. Çünkü burada her şey yani çıkarlar üzerinden şey yapıyor ve bence yani çok uzatmak istemiyorum. Şunu söyleyeyim, yani aşiretler bir bölgede en son harekete geçecek ve en derinlikli harekete geçecek yapıdır ve tamamen, evet, kendi çıkarlarının gerektirdiği ata oynarlar. Yani bu bugün YPG'ye isyan etmek olur, yarın YPG ile birlikte hareket etmek olur. Yani tam yayından önce hatırlıyorsun şeyi konuşmuştuk. Biz işte 2017-2018 döneminde bölgede sivillere karşı çok ciddi ihlalleri vardı. Evet. YPG'nin işte IŞİD'e karşı operasyon bahanesiyle. Bu aşiretler o sürecin içerisinde de yer alıyorlar. Olan aşiretler de olmayan aşiretler de var. Evet. Yani bunu da görmek lazım aslında. Evet, süreci takip edeceğiz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar.